Laktozsuz, double espressolu macchiato şekerim. Teşekkür ederim. Eski arkadaşız. Ne de olsa. İnsan kolay kolay her şeyi unutamıyor. Neyse. Bak, ben her şeyi düşündüm. Planımızı bir an önce hiç vakit kaybetmeden uygulamaya başlamamız gerekiyor. Akif'le otel odasında buluşacaksın. Otel mi? Ne oteli? Otel nereden çıktı şimdi? Bak, dün gece avukatımla çok detaylı bir şekilde konuştum. Eğer aldatıldığımı ispatlarsam, elimde güçlü bir delilim olursa, Akif'ten boşanırken yüklü miktarda tazminat ve nafaka alabiliyormuşum. Tabii aldığım gibi seninle paylaşacağım. Yani öyle küçük paralar değil, çok büyük paralardan bahsediyor avukat. Ya bu ne kadar ahlaksız bir teklif, sen farkında mısın? Ya önce bana şunu söyler misin? Ben otel odasında Akif'le ne yapacağım? Pardon yani. Tabii ki hiçbir şey yapmayacaksın. Tabii ki hiçbir şey. Sonuçta Akif benim kocam hala. Ama o bunu yanlış anlayacak. Yanlış anlayacak ki tuzağa düşecek. Sen nereden biliyorsun Nebahat Akif'in benimle otelde buluşmak isteyeceğini? Sen davet edersen hayır diyeceğini hiç zannetmiyorum. Tabii bunu geçmişinize güvenerek söylüyorum. Laf mı soktun sen bana şu an? Hayır tabii ki sokmadım. Sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. Tamam ikimiz de zor şeyler yaşadık. Öyle bir anda yok saymak, unutmak ikimiz için de zor ama en azından bir kenara atalım da şimdilik Akif'e dersini verelim. Yani çıktığımız bu yolda eğer bir anda vazgeçip yarı yolda bırakıp beni satmazsan. Nebahat, beni başkalarıyla karıştırma. Eğer sen beni satmazsan ben de seni satmam. Bundan şüphen olmaz. O zaman. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.